Salatın manası. Kelam alimi Ebu Bekir İbni Furek'in söylediğine göre bazı alimler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük sevincim namazdadır hadisindeki salatı salatü selam diye de tevil etmişlerdir. Ve kurratu ayni fissalâ. En büyük sevincim, neşem, gözümün nuru namazdadır. Buradaki salat kelimesini bazı alimler salatü selam diye tevil etmişlerdir. Buna göre Resul-i Ekrem'in söz konusu hadisiyle Allah Teala'nın ve meleklerin bana salat etmesi, ümmetime de kıyamete kadar bana salatü selam getirmelerini emretmesi benim için en büyük sevinç olmuştur demek istediğini söylemişlerdir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Meleklerin ve bizim salat etmemiz, ona dua etmemiz anlamındadır. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e salat etmesi ise, ona rahmet etmesi manasına gelmektedir. Bazılarına göre ise, Resul-i Ekrem'e salat ederler demek, ona hayır ve bereket duasında bulunurlar demektir. Halbuki Resul-i Ekrem, ashabına salatü selam getirmeyi öğretirken, salat ve bereket ifadelerinin birbirinden ayırarak önce Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'e ve aline rahmet ettiğin gibi Muhammed'e ve aline de rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin duasını okumalarını ardından da Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allah'ım İbrahim'e ve aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed'e ve aline de hayır ve bereketler ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin duasını okumalarını tavsiye etmiştir. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salatü selamı bu iki ifadeyle hem salli ala Muhammed ve bir de barik ala Muhammed şeklinde salat ve bereket kelimelerini ayrı ayrı öğretmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.